Merhaba sevgili hanımlar, Seman'ın El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video çalışmamda sizlerden gelen yoğun istek üzerine yazlık tığ işi kız bebekleri için yelek çalışması yapacağım. Yeleğimin ölçüleri 1-1,5 yaşına uygun ölçülerde oldu arkadaşlar. Yeleğimize yakadan zincir çekerek başlıyoruz, kutucuklar yaparak. Daha sonra da model uygulaması yapıyoruz. Modelimizde su taşı ve trabzan modeli. Trabzanlarımızın sağından ve solundan artırmalar yaparak robamızı istediğimiz genişliğe kadar örüyoruz. 3 tane de düğmemiz için ilik açıyoruz. Kollarımıza pıtırcıklar yaparak şu şekilde kollarımızı ayırıyoruz. Daha sonra bedenimize geçerek bedenimize de su taşı modeli uyguluyoruz. Etek ucuna kadar örüp getiriyoruz. Etek ucuna da böyle kolumuzdaki gibi pıtırcıklar modeli uygulayarak yeleğimizi örüp düğmemizi de dikerek bitiriyoruz. Yeleğim bu şekilde arkadaşlar. Sizler de benimle birlikte örmek istiyorsanız malzemelerinizi hazırlayın. Yeleğimizin örmesine başlayalım. Örmek isteyenlere kolay gelsin diyorum. Yeleğim için gerekli olan malzemeler arkadaşlar. Böyle çok tatlı pembe şeker pembesi renginde bir ipim var. İpim Alize, Alize Diva. Bu şekilde. İplik bilgilerini vereyim sizlere. 100 gram ağırlığında, 350 metre uzunluğunda akrilik bir ip. Renk numarası 185. 3 tane inci düğme kullanacağım yeleğim için. Hemen yeleğime zincir çekerek başlıyorum. Tığım ipime doladım. Bir tur çevirerek buraya sıkılaştırdım. Geniş geniş zincirlerimizi çekerek bu şekilde ...120 tane zincir çekiyorum. ...120 tane zincirimi çektim. 1... ...2... ...3... ...4... ...5 tane daha zincir çektim. Tığımı doluyorum. Buradaki elimi tuttuğum noktaya girerek ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir tane zincir çekip bir zincir atlıyorum. Diğer zincire ikili trabzan yapıyorum. Tığımda 4 numara 2,5 milimetre arkadaşlar. Söylemeyi unuttum videomun başında. Bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bir zincir atlayarak ikinci zincire trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir atlıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir zincir atlıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir atlıyorum, bir zincir çekiyorum. Bu şekilde basamaklar yaparak ...56 tane basamak yaparak gelelim arkadaşlar. 56 tane kafesimi yaptım arkadaşlar. Bir zincir çektim, bir zincir atladım. İkili trabzan yaptım, bir zincir çektim, bir zincir atladım. İkili trabzan yaparak 56 tane böyle kafes yaptım. Şimdi ikinci sıramızda model uygulaması yapıyoruz. 1-2 tane zincir çektim, arka sıraya döndüm. ...3 trabzanın tepesine batıyorum. 4 araya batıyorum. 5 araya batıyorum. 6 trabzanın tepesine batıyorum. 7 tane kenar patımızın trabzanını yaptım. Diğer başta da 7 tane trabzanımız olacak. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Yandaki
Kafese üstüne almadan batıyorum. 1-2 trabzan çek, 2 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. İkili trabzan yapıyorum 2 tane. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvaya ikili trabzan 2 tane daha yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Yine yandaki yuvaya üstüne almadan batıyorum. İki zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Buraya trabzan yapacağız. Burası ön bedenimiz oluyor arkadaşlar. Kenar patımız ve su taşımız. Bir, iki, trabzanın tepesine batıyorum. Üç, yandaki trabzana geçiyorum. Dört, aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. 5. Burası ön bedenimizin artma trabzanları olacak. Bir sonraki sırada her iki baştaki trabzanlara ikişer tane trabzan yaparak artmalar yapacağız. 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Pardon, tığımı dolamadan sık iğne ile battım. 2 zincir çektim. Yandaki yuvaya geçiyorum. Kolumuz için 6 tane bu şekilde su taşı yapacağız. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde 2 tane zincir çekiyorum. Yan taraftaki kutuya batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yandaki kutuya 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, 2 tane yine ikili trabzan yaparak bu şekilde 7 tane yapacağız arkadaşlar. 6 dedim galiba. 7 tane böyle ikili su taşımızı yapıp gelelim. 7 tane kolum için su taşımı yaptım. Ön bedenimin artırması trabzandan sonra 2, 4, 6, 7, 2 tane zincir çekiyorum. Yandaki yuvaya batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bu defa da arka bedenimiz için trabzanlar örüyoruz. 1, 2, trabzan tepesine batıyorum. 3, yandaki yuvaya batıyorum. 4, bir tane daha örüyorum. 5 tane ikili trabzan ördüm. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Yandaki yuvaya batıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Arka bedenimiz için de 3 tane su taşı yapacağız. 2 zincir çekiyorum. İkinci ikili trabzanlarımı yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Yandaki yuvaya geçiyorum. 2 zincir çekip yandaki yuvaya yine ikili trabzan yapıp 2 tane zincir çekiyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Yandaki yuvaya sık iğne ile batıyorum. 2 zincir çekip yandaki yuvaya 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 bedenimizde de 3 tane su taşı olacak. Ön bedenimizde bir taneydi çünkü. Diğer ön bedenimizde bir tane olacak. Bu patlarımız da üst üste geldiği için birer tane bir modelde patlarımız sayılıyor arkadaşlar. 3 tane model ediyor yani. Şimdi arka bedenimin 3 tane su taşını yaptım. 2 zincir çektim. Yine buradaki boşluğa sık iğne ile batıyorum. 2 zincir çekip yandaki yuvaya giriyorum. 5 tane ikili trabzan da buraya yapacağız. 2, bir tane trabzan tepesine yapıyorum. 3, ara boşluğa 2 tane yapıyorum. 5. Şurası da arka bedenimiz arkadaşlar. Bunlar her sırada ikişer ilmek artarak devam edecek. Şimdi diğer kolumuza geçiyoruz. 2 zincir çektim. Yandaki yuvaya üstüne almadan battım. 2 zincir çekiyorum. Yine yuvanın içine girdim. 2 tane ikili trabzan. 2 zincir, 2 tane ikili trabzan daha yaparak
Diğer kolumuz için de 7 tane su taşı yapacağız. Bir taneyi yaptım. 2 zincir ara boşluğa batıyorum üstüne almadan. 2 zincir, ikili trabzan 2 tane. 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yaparak hani diğer kolumuzdaki gibi 7 tane böyle su taşımızı yapıp gelelim. İkinci kolumun da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane modelini ördüm. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Yandaki kutuya yine trabzan yapıyorum 5 tane. İkinci önümüzün artırma trabzanları olacak. 2 trabzanımı yaptım. Bir tane de trabzanın tepesine yapıyorum. 3. Yandaki boşluğa geçiyorum. 4. Bir tane daha trabzan örüyorum. 5. 2 tane zincir çektim. Yandaki boşluğa sık iğne olarak batıyorum. 2 zincir çekip tığımı doluyorum. Bir tane model de ön bedenimize yapıyoruz. Bu artırmamız da ön bedenimiz için. Bu trabzanlarımız. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine ikili trabzan 2 tane daha yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa giriyorum. 1 2 tane trabzan yapıyorum. Burada bir trabzanımız fazla geldi arkadaşlar. Bir kutucuk. Önemli değil. Hemen yandaki trabzanın tepesine geçiyorum. Bir trabzan. İki trabzan. Burada şimdi bir tane ilik açacağım. Yeleğim için sağ tarafta. Bir zincir çektim. Trabzan tepesine batmadan yandaki yuvaya geçiyorum. Bir trabzan. 5. Zincire yapalım son trabzanımızı. 6 tane trabzan yaptım. 7. trabzanımız da zincirimiz sayılıyor. İlk model kurulumumuzu yaptık arkadaşlar. Her iki başta ve sonda 7'şer tane kenar patlarımız var. Ön bedenimizde bir model, bir artırma trabzanları. Kolumuzda 7 tane model. Arka bedenimizde 2 tane artırma trabzanları. 3 tane modelimiz var. Diğer kolumuzda da 7 tane model. Ön bedenimizde de bir artırma trabzanı, bir model, bir de kenar patımız var. Şimdi bu artırma yapacağımız yerlere ben işaretleyici takıyorum. Şurası birinci artırma yerimiz. Ön bedenimizin. Burası arka bedenimizin artırma yeri. Buraya da bir tane işaretleyici takıyorum. Bir işaretleyici de arka bedenimizin diğer trabzanlarına takıyorum. Bir artırma da ön bedenimizin artırma yerine trabzan artırmama işaretleyici takıyorum ki buralarda artırmalarımızı yapalım. Şimdi ikinci sırama geçiyorum. İki zincirimi çekmiştim. Hemen dönüyorum. Zincirin dibindeki trabzana değil, yandaki trabzana bir trabzan yapıyorum. Zincirimizi de çünkü trabzan sayıyoruz. 2 3 Burada ilik açmıştık. Buradaki ara boşluğa da bir trabzan yapıyorum. 4 5 6 7 Ön patımız için 7 tane trabzan yaptım. Bu ön patlarımızın trabzanları artmayacak arkadaşlar. Şu şekilde. Bunlar yeleğimiz bitinceye kadar 7'şer trabzan şeklinde devam edecek. Şimdi buradaki modele geçmek için 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Bu 2 zincir çekmiştik. 2 trabzanın arasında 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Pardon, 3 zincir çekiyorum. Burada şimdi artırma yerimize geldik. Tığımı doluyorum. İlk trabzanın tepesine 1,
İkinci trabzanımı yapıyorum. Yani bir tane artırma yaptım. Diğer trabzanların tepesine de birer tane yaparak devam ediyorum. Son trabzanımın içine de iki tane trabzan yaparak trabzanımızı 7 trabzana çıkardık. 2, 4, 6, 7 yani 2 trabzan artırmış olduk. 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Trabzanın içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Diğer modeli atlayış yapıyorum. Geçiş yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu kolumuzun modellerini buradaki gibi 3 zincir çekip geçiş yapalım. 2 trabzan yapalım. 2 zincir çekip 2 trabzan daha yaparak tekrar diğerine 3 zincir çekip geçiş yaparak buradaki artırmamıza kadar örelim. Kolumun modellerini ördüm arkadaşlar. 3 zincir çektim, geçiş yaptım. Aradaki zinciri 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, 3 zincir çekerek tekrar diğer modele geçiş yaptım. Bu şekilde kolumun modellerini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane örerek arka bedenimin artırmalarına geldim. 3 tane zincirimi çektim. Burada trabzanın tepesine batarak ilk trabzanımı yaptım. Aynı yuvaya İkinci trabzanımı yapıyorum. Modelimiz çok kolay arkadaşlar. Zincir trabzandan oluşuyor. Zevkle de örülüyor. Çabuk üreyecek. Eminim bundan. Aynı yuvaya tekrar bir trabzan daha yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Modele geçiş yapıyorum su taşına. Aynı şekilde kolumuzda ördüğümüz gibi 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan örüyorum. Diğer modele 3 zincir yaparak geçiş yapıyorum. Arka bedenimin 3 modelini de bu şekilde örelim. 3 modelimizi. Arka bedenimin 3 modelini ördüm. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Şimdi arka bedenimin ikinci artırma trabzanlarına geldim. Bir trabzanımı ördüm. Aynı yuvaya ikinci trabzanımı örüyorum. Diğer trabzanlara da aynı şekilde birer trabzan yaparak son trabzanıma yine 2 tane trabzan yapıyorum. Bir aynı yuvaya ikinci trabzanımı yaptım. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Kolumdaki 7 tane modelimi de yine aynı şekilde örüyorum. 3 zincirle geçiş yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. 3 zincir çekerek diğer modele geçiş yapıyorum. Kolumun da 7 tane modelini bu şekilde örüp geliyorum. Kolumun 7 modelini örerek 3 zincir çektim. Yine ön bedenimin artırma trabzanlarına geldim. 2 trabzan yapıyorum aynı yuvaya. Diğer trabzanlara birer trabzan yapıyorum. Modelimizin sıraları bir sıra bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Bir sıramızı. Bir sonraki sıramızı da alt sıra gibi örerek devam edeceğiz. Zaten bu modellerimizde artma olmayacak hiç. Sadece bu trabzan bölmelerimizde artmalarımız olacak. Son trabzanıma geldim. Buraya da 2 tane trabzan yapıyorum. 3 zincir çekerek yandaki modele geçiş yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yaparak modelimi tamamlıyorum. Üç zincir çekerek kenar patımın trabzanlarını örüyorum. 7 tane. 1. Başta ve sonda bu trabzanlarımızda artma olmayacak. 7'şer trabzan olarak yeleğimiz bitinceye kadar aynı şekilde 7 trabzan devam edecek.
2, 4, 6, son trabzanımı da buradaki zincirin içine yaparak dönüş yapıyorum. 1, 2, tığımı doluyorum. Yine 7 tane trabzanımı örüyorum. İkinci sıramızı, üçüncü sıradayız arkadaşlar. Üçüncü sıramızı yine ilk sırada model kurduğumuz gibi öreceğiz. İki zincir çekiyorum. Buraya bağlantı yapıyorum. Sık iğne ile iki zincirimi çekiyorum. Yine modelin zincirine girerek iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yapıyorum. Yine iki zincir çekiyorum. Buraya bağlıyorum. İki zincir çekiyorum. Yine artma trabzanlarımıza geldik. Yine burayı artırmalarımızı yapalım. İkişer tane, iki, her iki başa da 2, 9 tane olacak bu sırada trabzanlarımız. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya bir tane daha yapıyorum. 9. Yine 2 tane zincirimi çekiyorum. Buraya bağlıyorum. Sık iğne ile 2 zincir çekerek 2 zincirimin içine, yani modelime geçiş yapıyorum. 2 zincir çekip tekrar aynı yuvaya ikili trabzan 2 tane yapıyorum. 2 zincir çekip buraya bağlıyorum. 2 zincir çekerek yine modele geçiyorum. Bu aradaki zincirin içine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Bu şekilde sıralarımızı örerek devam edelim. Burada yine 9 tane trabzan yapalım. 2 tane bu başa, 2 tane bu başa. Yine bu modellerimizi aynı şekilde örelim. Yine buradaki trabzanlarımızı da 2 bir başa, 2 bir başa yapalım. Tekrar kolumuzun modellerini örerek ön bedenimizin artırmasına gelelim. 2 trabzan baştaki trabzanı, 2 trabzan da diğer baştaki trabzanı yaparak sıramızı tamamlayalım. 3. sıramı da örerek tamamladım arkadaşlar. Bakın, yeleğimizin robası bu şekilde olacak. Aynı işlemleri yaparak sıralarımızı örüp tamamlayalım. Buradaki artırmalarımızın sağından solundan birer ilmek artıralım. Buradaki modellerimizi bir sıra böyle iki zincir çekip bağlama yapalım. İki zincir çekip modele geçelim. Bir sonraki sırada geçişlerimizi üçer zincirle geçiş yaparak kolumuz için 7 model örelim. Arka bedenimiz için 2 tane artırmamız var. 3 tane modelimiz var. Diğer kolumuz için yine 7 tane modelimiz var. Ön bedenimiz için de bir artırmamız, bir modelimiz, bir de kenar patımız var. Aynı şekilde örerek robamı ben biraz ilerletip geliyorum. Neler yaptığımı, iliğimi kaçıncı sırada açtığımı sizlere söyleyeceğim. Robamın sıralarını örerek tamamladım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trabzan sırası ördüm. Hemen kaç santim olduğuna bakalım. 10 santim yüksekliğinde olmuş robamın yüksekliği. Buradaki trabzanlarımın her birinde de 27'şer tane trabzanlarım var. Siz eğer daha kalın iple örüyorsanız arkadaşlar, robanızı 10 santim olana kadar örün. Yani sıra 12 sıra örmeniz şart değil. Çünkü bir kalın iple örerseniz çok kocaman olacaktır robanız. O nedenle robanızı 10 santim olana kadar örebilirsiniz. Yani sırası illa 12 sıra olacak diye bir şart yok. Şimdi burada da iliklerimi kaç sıra açtığımı gelip size söyleyeceğim demiştim. İlk iliğimden sonra 2, 4, 5 sıra ördüm. İkinci iliğimi açtım. 2, 4, 5. Şimdi bu sıramızı dolanıp geldiğimiz zaman burada üçüncü iliğimizi açacağız. Bu kadar roba benim için yeterli demiştim arkadaşlar, robamın sayıları. Şimdi ben burası da yeleğimizin
üst tarafa gelecek olan bölümü şöyle tuttuğumuz zaman, yani çocuklar giydiği zaman burası üst tarafa gelecek şekilde kolumuzun pıtırcığını öyle başlayarak yapalım ki pıtırcıklarımız iç tarafa gelmesin. Ben burada 13. sıramı 2, 4, 6, 8, 10, 12 bir sırada burada 13. sıramı başladım. Kenar patımı ördüm. Ön bedenimin modelini ördüm. Buradaki trabzanlarımı şimdi artırmadan bu sıramı örüyorum. Yani her trabzana bir trabzan örerek sıra sonuna kadar geldim. Buradaki trabzanlarımın sonuna kadar yani. Kalan trabzanlarımızı da beraber örelim. Her bir trabzana bir trabzan yaparak devam ediyorum. Çünkü yeleğimin genişliği yeterli benim için. Son trabzanımı da ördüm. Yani artırma yapmadım. Ne başta ne de buradaki baştaki trabzana, bütün trabzanlarıma tek tek yaparak 27 tane trabzanımı yaptım. 1-2 tane zincir çektim. Buraya bağlıyorum. 1-2 tane zincir çektim. Şimdi kolumuzun son sırasını örüyoruz. Bu sırada kolumuzun son sırasına pıtırcıklar yapacağız. Bir defa doladım tığımı. 2-3 defa da çekerek üçlü trabzan yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Trabzanımın önden girerek burada arkadan ilmeğimi alıp pıtırcığımı yapıyorum. Bir defa doluyorum. 3 defa da çekiyorum. 3 tane zincir çekip şu şekilde pıtırcığımı sık iğne ile buraya birleştiriyorum. Bir defa doluyorum. 3 defa da çekerek üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekip pıtırcık yapıyorum. Bir defa tığımı doluyorum. 3 defa da çekerek üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekerek pıtırcığımı yapıyorum. Bir defa doluyorum. 3 defa da çekerek trabzanımı üçlü trabzan yaptım. 3 tane zincir çekip son pıtırcığımı da yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane pıtırcık yaptık. 2 zincir çekip yine bu aradaki iki modelin arasına bağlıyorum. Sık iğne ile 2 zincir çekip tığımı doluyorum. Diğer modelin zincir arasına girerek üçlü trabzan yaptım. 3 tane zincir çektim. Yine bağlıyorum oraya. 3 zincir çektim. Pıtırcığımı yaptım. Bir defa doluyorum. 3 defa da çekerek üçlü trabzan yaptım. 3 tane zincir çekip pıtırcığımı yapıyorum. Üçlü trabzan yapıp 3 tane zincir çekiyorum. Pıtırcığımı yapıyorum. Bir defa doluyorum. 3 defa da çekerek üçlü trabzan yaptım. 3 tane zincir çekerek ikinci modelimin de son pıtırcığını yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane de buradaki modelimizin üzerine pıtırcık yaptık. 2 zincir çekip buraya sık iğne ile bağlıyorum. Buradaki modellerimizin 1, 2, 3, 4, 5 tane modeline de 5'er tane pıtırcık yaparak kolumuzu örüp buradaki trabzanımıza gelelim. Kolumun pıtırcıklarını yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane modelim vardı. Bir defa doladım. Üçlü trabzan yaptım. 3 zincir çekerek tepesine pıtırcıklarımı yaptım. Her modelime 5'er tane pıtırcık yaparak kolumu tamamladım. Şimdi yine buradaki trabzanlarıma geldim. Bu arka bedenimizin trabzanları. Tığımı dolayarak yine her trabzana bir trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Bir defa batıyorum. İki defa çekerek trabzanlarımı yapıp geliyorum. 27 tane trabzanımı. Her trabzana birer trabzan yaparak buradaki trabzanlarımı ördüm. Şimdi arka bedenimizin buradaki modellerini yapıyoruz. 2 zincir çektim. Bu araya bağlıyorum. 2 zincir çektim. Tığımı bir defa dolayıp 2 defa çekiyorum. Bir defa dolayıp 2 defa çekiyorum. İkili trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim. 2 tane ikili trabzan daha yapıyorum.
2 zincir çekip araya bağlıyorum. 2 zincir çekerek buradaki modellerimi de örüp aynı buradaki gibi bu modellerimi de örüyorum. Buradaki trabzanlarımın da her bir trabzana birer defa batarak örüyorum. Burada gelip kolumuzun pıtırcıklarını yine birlikte başlayıp örelim. Arka bedenimin modelini ördüm. Trabzanlarını da örerek diğer koluma geldim. Şimdi 2 tane zincirimi çekiyorum. Buradaki zincire bağlıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Buradaki ara zincire girerek bir defa tığımı doluyorum. 3 defa da çektim. 1-2-3 tane zincir çekiyorum. Buraya pıtırcığımı yapıyorum. Bir defa doluyorum. 3 defa da çekiyorum. 3 tane zincir çekip pıtırcığımı yapıyorum. Bu kolumuza da aynı şekilde 5 tane üçlü trabzan yapalım. 3 tane zincir çekelim. Her modelimizin içine 5 tane pıtırcık yaparak kolumuzun pıtırcıklarını yaparak tamamlayalım. 4 son pıtırcığıma geldim. Bir defa doluyorum. 3 defa da çekerek üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekerek 5. pıtırcığımı yaptım. 2 zincir çektim. Aradaki boşluğa bağlayarak 2 zincir çekiyorum. Tekrar yine bir defa dolayıp 3 defa da çekerek üçlü trabzan yapıyorum. 3 zincir çekip tepesine dolayıp batarak pıtırcığımı yapıyorum. Bütün modellerime 5'er defa pıtırcık yapıp kolumun pıtırcıklarını bitiriyorum. Bu aradaki trabzanlarıma da yine her bir trabzana bir trabzan yaparak trabzanlarımı yapıp geliyorum. İkinci kolumun pıtırcıklarını da yaptım arkadaşlar. Her modelimin üzerine 5 tane üçlü trabzan, 3 zincir çekerek pıtırcıklarımı yaptım. Buradaki ön bedenimin trabzanlarını da her bir trabzana bir trabzan örerek tamamladım. Şimdi buradaki modelimi örüyorum. Yuvanın içine girdim. İkili trabzan 2 tane, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan, 2 zincir. Bu araya bağlıyorum. 2 zincir çekerek kenar patıma geldim. Burada şimdi 3. iliğimizi açacağız. 3 tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. Diğer trabzanın her birine bir trabzan yaparak iliğimi açtım. İlik aralarımız 5 trabzan. 6. trabzana ilik açıyorum. 2 zincir çekerek arka sırama geçiyorum. 14. sıramızı örüyoruz. Her trabzana bir trabzan yapıyorum. Aradaki zincirin içine de girerek bir trabzan yaparak kenar patımın 7 trabzanını yapıyorum. 3 zincir çekerek modelime geçiyorum. 2 ikili trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzan yaparak aynı yuvaya modelimi yaptım. 3 zincir çektim. Şimdi buradaki trabzanlarımızın üzerine de bu modelimiz gibi 5 tane model uygulaması yapacağız arkadaşlar. İlk zincirin içine 1. modelimi yapıyorum. Tığımı doladım. 3 zincir çektim. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya yine ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Baştaki ve sondaki modellerimizin arası 6 trabzan olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. trabzana batıyorum. Aynı yuvaya iki tane ikili trabzan, 2 zincir. Tekrar 2 trabzan daha yaparak ikinci modelimi uyguladım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5
Trabzon'u atlayıp 6. Trabzon'a ikili trabzan yapıyorum, 2 tane. 2 zincir. Aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. 3 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 trabzan atlıyorum. 6. trabzana yine model uygulaması yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzan atlıyorum. 7. trabzanımın son trabzanımın içine yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip aynı yuvaya ikili trabzan daha yapıyorum. Ön bedenime 1, 2, 3, 4, 5 tane model uygulaması yaptım. Bir modelimiz de vardı. Ön bedenimizde 6 tane modelimiz oldu. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ön bedeni arka bedene bağlıyorum. Tığımı doladım. Baştaki trabzanın içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ön bedenden arka bedene geçiş yaptık. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzan atlıyorum. 7. trabzana yine model uygulaması yapıyorum. 2 trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı yuvaya yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5 trabzan atlıyorum. 6. trabzana 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir. Yine aynı yuvaya 2 tane ikili trabzan yaparak 3. modelimi uyguladım. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 trabzan atlıyorum. 6. trabzana yine 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 4. modelimi uyguladım. Yine 3 tane zincirimi çekiyorum. Son trabzanın içine arada 6 tane trabzan bırakıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan daha yapıyorum aynı yuvaya. 1, 2, 3 zincir çekerek arka bedenimin 3 tane modelini örüp yine buradaki trabzana geliyorum. Arka bedenimin var olan 3 modelini ördüm. 3 tane zincir çektim. Yine buradaki trabzana geçiş yapıyorum. Buradaki trabzana da yine diğer trabzanlara yaptığımız gibi 5 tane model uygulaması yapıyoruz. 2 trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Yine aynı yuvaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzan atlıyorum. 7. trabzana yine 2 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Yine aynı yuvaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 trabzan atlıyorum. 6. trabzana 2 tane ikili trabzan, 2 zincir. Yine aynı yuvaya 2 tane ikili trabzan yaparak 3. modelimi uyguladım. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 trabzan atlıyorum. 6. trabzanın içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekerek buradaki trabzanlarımın da son modelini uyguluyorum. Arada 6 tane trabzan bırakıp son trabzanımın içine yine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, yine aynı yuvaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki trabzanımıza da 5 tane model uyguladık. 5 tane de diğer trabzanımızın üzerine uyguladık. 3 tane de var olan modelimiz vardı. Arka bedenimizde 13 tane modelimiz oldu. Yine 3 tane zincirimi çekiyorum. Ön bedene geçiş yaparak yine buradaki trabzanlarıma da 5 tane model uyguluyorum. İlk trabzanımın içine girdim. 2 tane ikili trabzan,
2 zincir, aynı yuvaya 2 tane kilit trabzan daha yapıyorum. 3 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzan atlıyorum. 7. trabzana 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 2 tane ikili trabzan daha yapıyorum. 3 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5 trabzan atladım. 6. trabzanın içine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane daha ikili trabzan yaptım. 3 tane model uyguladık. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 trabzan atlıyorum. 6. trabzanın içine yine 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir. Aynı yuvaya yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 4. modelimi uyguladım. 3 tane zincir çektim. 6 trabzan atlıyorum. 7. trabzanımın içine yine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki trabzanımıza da, yani ön bedenimiz oluyor burası. 5 modelde buradaki trabzanımıza model uyguladık. Şimdi model yan tarafa geçiyorum. Modelimin üzerine. Modelimin üzerine de bir model yapıyorum. Trabzanlarımı da örerek bu sıramı tamamlıyorum. 14. sıramı da tamamladım arkadaşlar. Hemen baştan bakalım neler yaptık. Buradaki trabzanlarımızın üzerine 5 tane model uygulaması yaptık. Bir tane de ön bedenimizde modelimiz vardı. 6 model oldu. Arka bedenimize 5 model buraya uyguladık. 5 model de buradaki trabzana, 10 trabzan, 10 model. 3 tane de zaten modelimiz vardı. 13 tane de arka bedenimizde modelimiz oldu. Diğer ön bedenimizde de 6 tane modelimiz var. Şöyle çevirerek bakalım bir. Şurası düzü, düz yüzü. Şöyle arkadaşlar hemen düzeltip bakalım nasıl olduğunu. Şöyle trabzanlarımızı trabzanlara getirelim. Şuradan şurayı düzeltiyorum. Şu şekilde. İleğimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bundan sonra bedenimizi bir bütün olarak öreceğiz. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 model ön bedenimizde var. 13 model de arka bedenimizde var. 25 tane modelimizi aynı şekilde buradaki modellerimiz uyguladığımız gibi öreceğiz arkadaşlar. Yine modele geçiş yapma şeklini ben göstereyim sizlere. 2 tane zincirimi çektim. 1, 2. Arka sırama dönüyorum. Patlarımın 7'şer tane ilmeğini örüyorum. Trabzanını. Her trabzana bir trabzan örüyorum. İki tane zincir çekiyorum. Buradaki zincire bağlıyorum. İki zincir çekip modelime geçiyorum. İki trabzan, 2 zincir, 2 trabzan aynı yuvaya yaparak modellerimizi bu şekilde örelim. 2 trabzan, 2 zincir, zincire bağlıyorum sık iğne olarak. 2 zincir, diğer modelime geçiyorum. Buradaki modellerimi ben örüp burada kol altına kadar geliyorum. Burada kol altı modelimizi birlikte yapalım. Ön bedenimin modellerini ördüm arkadaşlar. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyorum. Bakın burada ön bedenden arka bedene geçiş yaparken 3 tane zincir çekerek geçiş yapmıştık. Bu ara zincire yine 2 tane zincirimi bağlıyorum. Aynı buradaki modellerimiz gibi devam ediyoruz. 2 zincir çekiyorum. Arka bedenimin modeline geçerek
iki trabzan, iki zincir, iki trabzan örerek bu şekilde modellerimizi örelim. İki zincir çekip buraya bağlıyorum. Tekrar iki zincir çekerek buradaki modelimize geçelim. Aynı şekilde model sıralarımızı takip ederek örelim. Buradaki kol altını da aynı diğer kolda geçiş yaptığımız gibi trabzandan sonra iki zincir çekip buraya sık iğne ile bağlayalım. İki zincir çekip buradaki modele geçerek bu sıramızı bu şekilde örelim. Bir sonraki sıramızı da arkadaşlar aynı bu alt sırada ördüğümüz gibi modelden modele 3 zincir yaparak geçişlerimizi yapıp yeleğimizi örelim. Bundan sonra bedenimizin modellerini su taşı modellerini örerek devam edeceğiz. Bu şekilde. Eğer siz daha geniş olmasını istiyorsanız bu araya 6 zincir çekerek bir model daha ekleyebilirsiniz. Bir model bu kol altına, bir model de diğer kol altına ekleyerek yani 25 model değil de 27 tane model uygulayıp yeleğinizi örebilirsiniz. Ama benim için bu 25 tane model yeterli. Kol altlarına yani ek olarak model eklemedim. Sadece var olan modellerimi örerek bu şekilde etek ucuna kadar örüp devam edeceğim. 3 ilikli yapacağım ben arkadaşlar. 3 tane düğme dikeceğim. Eğer siz daha fazla düğme dikmek isterseniz yine aynı şekilde 5 trabzan sırası örüp 6. trabzan sırasında ilik açarak etek ucuna kadar da düğmeli yapabilirsiniz. Ben yeleğimin kol altından etek ucuna olan boyunu örüp geliyorum. Kaç sıra ördüğümü sizlere söyleyeceğim. Yeleğimi kollarıma ayırdıktan sonra beden modellerimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane balık sırtı modeli uyguladım arkadaşlar. Su taşı modeli. Burada da yine ikili iki tane ikili trabzan yaptım. İki zincir çektim. İki tane ikili trabzan yaptım. Üç tane zincir çekerek bir sıramı da bu şekilde oluşturdum. Şimdi etek ucu pıtırcıklarımızı yapacağız. Aynı kolda yaptığımız gibi. Hemen sizlere ölçüsünü vereyim. Kaç santim uzunluğunda olmuş. Kol altından etek ucuna kadar 23 santim uzunluğunda olmuş. Şimdi hemen şöyle örgümü çevirerek şurada da ikinci ipime geçtim arkadaşlar. Şurada. Buradan sonrasını ikinci ipimle devam ettim. Bir iki tane zincir çekerek ön yüze dönüyorum. Bu kenar patımıza da pıtırcık yapacağız arkadaşlar. Pıtırcıklarımızı üçlü trabzan yaptığımız için buradaki patlarımızı da üçlü trabzan yapıyoruz ki aynı boyutta olsun. 3 tane zincir çektim. Buradaki trabzanımın etrafından ilmeğimi alarak sık iğne ile pıtırcık yaptım. Tığımı doluyorum. 1 2 3 defa da çekerek üçlü trabzan yaptım. Bu trabzanımı atlıyorum. Yandaki trabzana geçerek ikinci trabzanımı yaptım. 1 2 3 tane zincir çektim. Sık iğne ile pıtırcığımı yaptım. Tığımı doluyorum. 3 defa da çekiyorum. Tekrar tığımı doluyorum. 3 defa da çekiyorum. 3 tane zincir çekerek pıtırcığımı yaptım. Tekrar tığımı doluyorum. Üçlü trabzan yaparak patımız bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi 2 tane zincirimi çekiyorum. Buradaki 3 tane zincir çekmiştik bir sıra önce. Oraya sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar 2 zincir çekip tığımı doluyorum. Bir defa dolayıp 3 defa da çekiyorum. 3 tane zincir çekip trabzanımın etrafından ilmeğimi alarak sık iğne ile pıtırcığımı yaptım. Bu şekilde 5 tane üçlü trabzan yapalım. 3 tane zincir çekip pıtırcığımızı yapalım. 1, 2, 3,
tırcığımı yaptım. Tığımı doladım. 3 defa da trabzanımı çektim. 1, 2, 3 zincir çektim. Tırcığımı yaptım. Tığımı doluyorum. 3 defa da çekerek üçlü trabzan yaptım. 3 tane zincir çekerek. Şöyle yapalım net görünsün. 1, 2, 3, 4, 5 tane pıtırcığımı yaptım. Şimdi 2 tane zincirimi çekiyorum. Yine buradaki şu aradaki zincire sık iğne ile zincirimi bağladım. 2 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum bir defa. 3 defa da çekerek üçlü trabzan yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Trabzanımın etrafından ilmek alarak buraya sık iğne ile bağlıyorum. İpimi bir defa doluyorum. 3 defa da çekiyorum. 3 tane zincir çekerek bu şekilde pıtırcıklarımızı yapalım arkadaşlar. 5 tane üçlü trabzan, 3 zincir etrafından ilmeğimizi çekerek pıtırcığımızı yapalım. 2 zincir çekip buraya sık iğne ile bağlayalım. Tekrar 2 zincir çekip buradaki zincirlerin içine 5 tane üçlü trabzan, 3'er tane zincir çekip pıtırcıklarımızı yaparak yeleğimizin diğer baştaki patına kadar örüp gelelim. Sıra sonuna geldim. Son pıtırcığımı yapıyorum. Bir defa doluyorum. 3 defa da çekiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Trabzanımın etrafından ilmeğimi alarak sık iğne ile birleştirdim. 2 tane zincir çektim. Aradaki zincirin içine bağlıyorum. 2 zincir çektim. Tığımı bir defa da dolayarak kenar patımın trabzanlarını örüyorum. Bir trabzanımı yaptım. İkinci trabzanımın üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Buradaki pıtırcıklarımızı şu zincirlerin içine yapıyoruz arkadaşlar. Tığımı doluyorum. Bir defa doluyorum. 3 defa da çekerek üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Bir defa dolayıp 3 defa da çekerek üçlü trabzan yaptım. 3 tane zincir çekerek şuradaki trabzanın tepesine batıyorum. Pıtırcığımı yapıyorum. Bir defa doluyorum. 3 defa da çekerek üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar bir defa doluyorum. 3 defa da çekerek üçlü trabzan yapıyorum. Bir trabzanı boş bırakıyoruz. Diğer trabzanın tepesine 3 zincir çekerek pıtırcığımızı yaptık. Tığımı doluyorum. Son olarak şuradaki zincire girerek son trabzanımı da yaparak bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen bakalım nasıl oldu. Bakın arkadaşlar şöyle çok güzel pıtırcıklarımız oldu etek ucunun. Şekilde. Şimdi ben arkadaşlar düğmelerimi dikerek 3 tane ilik açmıştım robam için. 3 tane düğmemi dikiyorum. Geliyorum yeleğimin bitmiş halini hep birlikte görelim. Yeleğimin düğmelerini dikerek yeleğimi tamamladım. 2 yumak ipten de 1,5 yumak ip kullanmışım. Bu kadar ipim kaldı. Sizlere hemen yeleğimin ölçülerini vereyim. Yeleğimin ölçüleri beden genişliği 28 santim. Kol altından etek ucuna kadar 24 santim. Kol boyu 12 santim. Yeleğimin yakadan etek ucuna kadar 37 santim ölçülerinde olmuş. Benim bu yeleğim tam 1-1,5 ölçülerine, hatta minyon olan çocuklarda 2 yaşa kadar giyilebilecek bir ölçüde oldu arkadaşlar. Yeleğimizin arkasına da bakalım. Yeleğimizin arkası da bu şekilde.
Şöyle çok güzel bir yelek çalışması yaptık. Eğer siz bir yaş çalışmak isterseniz zincirinizi biraz eksik başlayarak kollara ben 7'şer tane su taşı modeli uygulamıştım. Siz de 6 su taşı modeli bir kolunuza, 6 su taşı modeli de bir kolunuza uygulayabilirsiniz. Buradaki trabzanlarınızı da yani roba artırımınızı da bir ya da iki sıra eksik çalışarak robanızı bu şekilde örebilirsiniz. Kol altından etek ucuna kadar da bir model su taşı eksik çalışarak bir yaş için yelek çalışması yapabilirsiniz. 2-3 yaş çocuklar için de çalışmak isterseniz yaka saylarını aynı şekilde başlayarak kollarınıza da 7'şer tane aynı benim yaptığım ölçülerde yaparak sadece roba çalışmanızı 1-2 sıra fazla artırarak o zaman düğme aralarınızı da 2 sıra fazla artırırsanız arkadaşlar 5 sıra arayla değil de 6 trabzan sırası arayla iliklerinizi açabilirsiniz. Etek ucunu da 1-2 model daha uzatarak 2-3 yaşa uygun yelek çalışması yapabilirsiniz. Bugünkü videom buraya kadardı arkadaşlar. Çok zevkli bir çalışma oldu. Ben çok severek ve beğenerek gördüm. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorum yaparak kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.